Şu an Cideli hemşerimiz Ali Rıza Salcı ile birlikteyiz. Ali Rıza Bey eski milli futbolcularımızdan, aynı zamanda Erzurumspor'unda kaptanlığını yapmıştınız galiba. Evet, evet, evet. Sizden tanıyalım biraz. Tabii ben 1990 yılında ilk buradan Cide Spor'da futbol hayatım, yani daha önceden başladı. O 1990 yılında Bafra Spor'a futbol hayatım başladı. Amatör olarak Bafra Spor'da. Bir yıl, 90 yılında orada amatör oynadıktan sonra işte bir yıl sonra profesyonel oldum. İlk şeyim, yani profesyonellik hayatım Bafra Spor'da başladı. 3 yıl orada oynadıktan sonra işte Erzurumspor'a transfer oldum. 7 sene kadar da Erzurumspor'da oynadım. Erzurumspor'un tarihinde ilk defa şampiyonluk yaşamış kadronun oyuncusuydum. Bir Süper Lig'e çıkardık. 3 yıl orada Süper Lig'de oynadıktan sonra Kayseri Spor'a geçtim. 1 yıl Kayseri Spor'da oynadım. Daha sonra da 3 yılda yurt dışı maceram oldu. Danimarka'da, birincilikte orada Danimarka'da 3 yıl oynadıktan sonra aktif futbol hayatımı noktaladım. Evet. Şimdi Cide için çok güzel bir projeniz var. Evet, evet, bu evet. Bu projeyi sosyal medyada biz tanıtımlarını görmeye başladık. Evet, evet. Bu projenin tabii insanlar merak ediyor. Evet. Asıl amacı nedir? Yani burada neye amaçlıyorsunuz? Şimdi tabii ben 35 yıl oldu Cide'den ayrılalı. Artık memleketime, yani planlarım içinde memleketime dönmek ve burada futbolla alakalı, yani kendi bildiğim işi buradaki kardeşlerimize, buranın yani Cidelilere, yani bir faydam olsun veya bir buraya bir hizmet etme noktasında böyle planım vardı yani daha önceden de. Ondan sonra artık kısmet, yani bu işte bu son 6 ayda da böyle bayağı bir düşündüm. Artık dedim, bir karar verdim. Dedim artık bundan sonra ben Cide'de yaşamımı sürdüreceğim ve burada futbolla alakalı bu projeyi hayata geçirme noktasında kararımı verdim, buraya geldim. Evet, Ali Rıza Futbol Okulu evet. Cide'de ne zaman başlıyor ve nereli barındırıyor? Şimdi tabii ben bunu şu anda altyapısına oluşturmaya çalışıyorum. Biz tabii okulların kapanmasını bekleyeceğiz. Çünkü bu bütün yıl olacak bir şey. Yani bu bir yaz okulu değil, futbol okulu. 6 ile 14 yaş grubunu biz burada şey yapacağız. İdmanlarımızı bu şekilde planlıyoruz. Tabii buradaki amacımız tabii ki yetenekli oyuncuları bulmak. Çünkü burada okullar, ilkokullar bu işin aslında şey, havuzu. Yani oradan, yani çocukların yetenekleri veya işte ilgisi, alakası noktasında, yani buradan bir pınarı burası yani aslında. Tabii biz de bu küçük yaşta bu çocukları bir şekilde böyle bir kursumuza katıp baktığımızda yetenekli olanları veya bu futbola böyle yatkın olanları geliştirip yani onlara yardımcı olup belki profesyonel hayata onları hazırlama noktasında böyle bir projem var. Kaldı ki şu da çok önemli. Yani biz bunu, ben tabii altyapılarda da çalıştım. Pendik Spor'da çalıştım. Sancaktepe Belediyespor'un altyapısında çalıştım. Şimdi ailelerimizin yani şöyle şeyleri de var, istekleri de var. Ben buna son derece katılıyorum. Çocuklarının evlerde bilgisayar başında nasıl diyeyim? Var, evet, hepsi odalarında, işte PlayStation'lar, yani bunlar tabii çocuklarımızı gerçekten sağlıksız bir şekilde büyümelerine sebep oluyor. Yani çocukların spor yapma noktasında da ailelerin böyle bir şeyi var, arzusu, isteği var. Hem biz çocuklarımızı o sahanın içine spor yapma, aktif olma noktasında da böyle bir faydamız olacağını düşünüyorum. Bir önemli, bence en önemli sebeplerinden biri, yani bence çok büyük bir hizmet diye düşünüyorum. Belki sevap bile mi isteyebiliriz yani bu anlamda. Çünkü İstanbul biliyorsunuz bir metropol, orada daha sıkıntılı bu işler. Çocukları biz ne kadar kötü alışkanlıklardan, işte nasıl diyeyim, kötü söyleyeyim, yani uyuşturucudan işte ne kadar koruyabilirsek, bu bence çok önemli. Spor da bunun için en önemli faktör. Yani spora gelen çocuk kötü eğilimlere inanın gitmiyor yani. O arkadaş grubu, sporun içinde olması çok faydalı bir şey. Burada bilen büyük bir hizmet sunmuş oluyoruz yani. Kesinlikle orasına... Yani bence en önemli şey bu. Evet. Çocukların kötü alışkanlıkları... Aynen öyle, işte, aynen öyle. Korunmasa evet, da... Evet, aynen öyle. Çünkü çok tehlikeli bir dönemden geçiyoruz zaten. Evet. Biz çocuklarımızı en azından spor yaparak, yani o dünyadan kurtarmamız lazım. Kötü dünyayı oraya en azından... uzak tutmamız, bunları spora, yani o kalması bizim için çok önemli. Bu anlamda da faydamız olacağını düşünüyorum.
Peki, evet. Teşekkür ediyoruz size. Son olarak ailelere, çocuklarını bu şekilde spor akademisine yazdıracak olan insanlara neler söylemek istersiniz? Ya şimdi şöyle, biz tabii orada gelecekler zaten. Çocuklarım bunlar küçük, 6 yaşıyla 14 yaşıyla. Aileler bunları gelecekler. Orada biz tabii büyük sahada yapacağız. Sayın Kaymakam Bey, kaymakımız, ilçe gençlik müdürümüzün de yardımlarıyla sahayı biz şey yapacağız, işte orayı kullanacağız. Onlar tavsiye ettiler bize. Gelecekler, hem idmanlarını izleyecekler çocuklarının, ondan sonra ve biz de sahanın içinde olacağız zaten, her şeyi görecekler. Biz burada çocuk haftada 3 gün yapmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Çünkü daha bunlar küçük, bunlar daha böyle haftada 3 gün yeterli. 1 saat olacak hepsinin, yani grup grup yapacağız. Belki bunları şimdi belki 6-7 yaş grubu bir grup olacak. 8-9 yaş grubu bir grup olacak. Ona göre oradaki oyuncuların şey yaş şeyine gelen oyuncu şeyine göre onu şey yapacağız. Gruplara ayıracağız. Sabah 9'da planlıyoruz. Yani yapacağız. İşte yani 1-2 gibi bitireceğiz. Çünkü günleri de şey olmasın. Bölünmesin çocukların. Çünkü onlar da tatile girecekler. Öğleden sonra gezerler, şey yaparlar. Yani onun için öyle bir planlamamız var. Ve tabii bu şey, malzemelerini biz bir şey yapacağız, biz karşılayacağız. Formasını, şortunu, tekmeliğine kadar. Sadece ayakkabıları, yani aileleri, yani çocuğun ayakkabıları. O da halı saha ayakkabısı da olabilir. Yani kramponu varsa krampon da olabilir. Ve bu şey olarak da, biz aidat olarak da böyle 200'li bir rakam şey yaptık, yani 200 TL gibi. Yani şimdi bu İstanbul'da bu rakamlar 600-700 liralar futbol okullarının şeyi. Yani biz burada cidemizi yani çok böyle bir, yani ekonomik böyle bir şey düşünmedik yani. 200 TL gibi, 200'li bir rakam şey yaptık. Sadece oranın tabii elektriği şey olacak, işte orada belki bana yardımcı olacak insanlar olacak. Yanımda şey yapacaklar. Onun için böyle bir şey yaptık. Aidat koyduk. Ben iyi olacağını düşünüyorum. Yani çocuklar da bu keyif alacaklar. Bizim çocuklara, her şeyden önce gelen çocuklara bence paylaşmayı, kazanmayı, birlikte kazanmayı, kaybetmeyi, saygıyı, birlikte hareket etmeyi, bunları da öğrenecekler yani. Bu spor bunları barındıran bir şey. Sporun onun için çok katkıları oluyor yani insanlara, yani çocuklara da olsun. Yani bence çok önemli bir faktör spor. Orada her şeyi öğrenecekler. Birlikte hareket etmeyi, üzülmeyi, sevinmeyi. Yani onun için ben iyi olacak diye düşünüyorum. Yani memleketimize de bir hizmetimiz olsun. Yani belki buradan profesyonel anlamda belki bir yetenekli oyuncu çıkabilir. Ondan sonra yardımcı oluruz. Çünkü benim tanıdıklarım var. Yani benim çevrem var. Trabzonspor'da var, işte Fenerbahçe'de var, Beşiktaş'ta var veya başka alt liglerde de var. İşte Tuzla'da veya başka liglerde tanıdığım yani çocuğu aynen öyle. Yani ona yardımcı oluruz, gönderebiliriz. Evet. Yani tabii bunlar bence önemli şeyler. Çok teşekkür ediyoruz. Cide'ye böyle bir hizmet kazandırdığınız için inşallah bu işin çok güzel bir sonuç alacağınızı düşünüyoruz. İnşallah ben yani böyle bir çocuklara, buradaki gençlere, çocuklara yani fayda olursa gerçekten mutlu olurum. Sonuçta ben de yani amatör de dahil 20 yıldan beri futbolun içindeyim yani. Bildiğimiz iş. Bence de herkes bildiği işi yapsa, yani yapmasına ben inanan bir adamım. Onun için hem eğlenecekler, hem öğrenecekler. Ondan sonra bence güzel olur diye düşünüyorum yani.